Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şu an Miami'den karşılıyorum. Biliyorsunuz daha önce Miami'ye gelmiştim, iki defa videolarını çektik. Ama bir türlü Nusret'e gidememiştik. Bugün yanımda Charlie var. Charlie'yi zaten biliyorsunuz en son emlak videosundan. Buraya Charlie'nin vatandaşlık işlemleriyle alakalı geldik. Konsolosluğa çıktık, işlerimizi hallettik. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Çok güzel bir öğün aldım burada. Proteini, karbonhidratı, salatası mükemmel. Sen beğendin herhalde, yiyordun biraz önce. Mükemmel, mükemmel, harika. Okan serbest yanıltmadı yine. Burayı ben tavsiye ettim. Güzel bir yer gerçekten. Hep ben buraya geliyorum. Arabayı park ettiğim zaman, konsoloslukta işim olduğu zaman. Hatta en son geldiğimde askerlik işlerimi ertelemiştim. Sizlere daha önce bahsetmiştim zaten. Her neyse, şu an Miami'deyiz. Brickell'dayız. Daha güne yeni başladık. Sabahın köründe Orlando'dan ayrıldık. Yaklaşık 3,5 saat sürüyor Orlando'dan Miami'ye gelmesi. Şimdi burada fotoğraf çekimleri yapacağız birazcık Instagram için yemeği yedikten sonra. Daha sonrasında otele gideceğiz. Sadece bir gün kalacağız burada. Ondan sonrasında tekrar Orlando'ya dönüş yapacağız. Ama bugünü de dolu dolu geçireceğiz ve sizlere video çekmek istedik. Günümüze bu şekilde başladık. Şimdi daha sonrasında başımıza neler gelecek, onları hep birlikte göreceğiz. Bu video aslında sohbet, muhabbet videosu olacak. Charlie hakkında çok sorularınız vardı. Son videomda bunları gördüm. Nasıl Amerika'ya geldi, ne yaptı, ne etti, bunları cevaplayacak. Benle de alakalı sorularınız var, onları da cevaplayacağız. Bu şekilde bir vlog çekmiş olacağız. Daha öncesinde daha çok vlog çekiyordum ama uzun zamandır vlog çekmiyorum. Özlemişsinizdir dedik ve Miami'de böyle bir video çekeceğiz. Her neyse, ben şu an çok açım. Yemeğimi yemem gerekiyor. Daha sonrasında görüşürüz. Evet, şimdi otelimize geldik. Biraz yorulduk tabii. Orlando'dan burası yaklaşık 4 saat sürüyor. O yüzden birazcık dinleneceğiz burada. Daha sonrasında kahve içmeye çıkacağız, ayılacağız ve sizlerin bizlere sormuş olduğu soruları cevaplayacağız. Şimdi manzarası çok güzel. Şu an karşımda Miami'nin downtown'u var. Sizlere hatta hemen göstereyim. Bu taraftaki köprüden karşıya geçerseniz South Beach'e gidiyor. Hani GTA Vice City'de vardı ya, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bazen o kapı kapalı oluyor, sonra uçma şifresi yazıyordunuz, arabayla uçarak geçiyordunuz vesaire. İşte o köprü bu köprü. İki tane köprü var, bunlar South Beach'e gidiyor. South Beach'e de gitmeyi düşünüyoruz. Oraya gittiğimiz zaman sizlere soru cevap videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar, sizlere bahsetmiş olduğumuz yere geldik. Burası Lincoln Road, Miami'de, South Beach'te. Güzel bir rot. Buraya gelirseniz bir cadde diyelim hatta. İnsanlar yürüyor, sabah köpeklerini gezdiriyor, koşularını yapıyor. Akşamları da canlı oluyor. Nargile yerleri de var, değil mi? Nargile yerlerine gidecektik ama çok fazla zamanımız yok. Onu sizlere gösteremeyeceğiz. Dediğim gibi şimdi sizlerin sormuş olduğu soruları cevaplayacağız. Bu sorular daha çok Charlie ağırlıklı olacak. Çünkü videolarıma baktığınız zaman Charlie'ye beraber video çektiğimizde çok fazla tanımıyorsunuz. Çok soru gelmiş bir de sana. Değil mi? Sen Instagram'dan bir şey yapmıştın. Kendi sorularınızı sorarsanız cevaplarız demiştin. Vlog çekeceğiz demiştin. Şimdi Charlie'ye gelen sorularımızı cevaplayacağız. Ben şimdi sorulara yavaş yavaş başlayacağım abi. Öncelikle nasılsın? Miami'yi beğeniyor musun sen? Ne yapıyorsun? Miami sevilir ya. Miami çok güzel bir yer. Ama kısa süreli. Yani benim tercihim o yönde. Hani gelip böyle hafta sonu birkaç gün güzel yiyip gezme, eğlenme şeklinde güzel bir şehir. Ama yaşamak için herhalde yaşamazdım yani Miami'de. Birazcık karışık, daha kalabalık, daha gürültülü. Hani böyle daha aile için Orlando biraz daha uygun geldi bana. Öyle düşünüyorum ama tabii Miami güzel. Böyle birkaç günlük gezmek için iyi. Ya çok soru geldi. Hayatımı merak ediyorlarmış. Arkadaşlar sağ olsunlar. Yani onların güzelliği. Bu arada gerçekten hani sen buradasın diye değil de senin gerçekten hani takipçi kitlen çok düzgün. Yani şimdi bana da senden geliyorlar. İşte yorumlar, destekler sağ olsunlar. Hani genel olarak %99.9 hep pozitif şeyler. Bazen ben diğer YouTuber'lara falan bakıyorum. Hani hep negatif, böyle küfürler, hakaretler havada uçuşuyor. Sen o senin güzelliğinden herhalde, doğallığından kaynaklanıyor. Yani sen buradasın diye söylemiyorum yani de. Gerçekten öyle bir özelliği var takipçilerin. Hepsine teşekkür ediyorum. Ha tabii arada çıkmıyor mu? Arada çıkıyor. Bir tane var mesela. Abi her story'me bir insan küfür eder mi ya? Ne yaptım acaba? Hiç bilmiyorum, tamam mı? Her story'me non-stop yani. Aralıksız. Nasıl bir enerji? Ya biz de o kadar story atıyoruz günde. Hiç yılmadan. Aylardır yazıyor. Öyle olan da var ama çok nadir. Yani hani herhalde 10.000'de birdir yani. Ama sağ olsun genel olarak çok şey merak etmişler. Ben kendi halimde bir adamdım. Sen beni meşhur ettin ya. Gözünü seveyim. Ben biliyorsun evimi filmcilere kiraya veriyordum. 10 lira alıyorum. Filmcilere veriyorum evi. 10 lira para alıyorum. Rahat ediyorum ya. Keyfim yerinde oluyor yani. Hala Kolpaçino replikleri devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok seviyorum. Benim de repliğim görüyorsunuz bu arada. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü, görüyor musunuz? Evet. Bir ara çok popüler olmuştu. Herkes yazıyordu.
Bu arada insanlar maske takıyor mu, maske takmıyor mu Amerika diye merak ediyorsanız arkamızda geçen insanları görerek bunun cevabını verebilirsiniz. Bazıları takıyor, bazıları takmıyor. Çok saçma uygulamalar var. Onlardan kısaca bahsedeyim tekrardan. Atıyorum bir bara gidiyorsunuz, girişte herkes maske takıyor. Bara girdiğiniz an kimse içeride maske takmıyor. Yani çok saçma işler dönüyor gerçekten. O yüzden hani İstanbul'da tamamen akşam 9'dan sonra herhalde şu an karantina var. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Ben bunu aslında destekliyorum. Çünkü burada insanlar tam şey yapmıyor. Hani tam karantina var ama yok, anladınız mı? Hep yayılıyor. Olmasa daha iyi burada ama Türkiye'de tabii durum daha farklı. Neyse şimdi sorularla devam edeceğiz abi. İlk sorumuza başlıyoruz. Sana gelen sorulardan. Emlakçılığın geniş çevre gerektirdiği bir gerçek. Bir Türk olarak Amerika'da bu çevreyi nasıl edindin ve nasıl edilir? Evet, çok doğru. Geniş çevre gerekiyor. Ya o çevreyi de tabii kendiniz oluşturuyorsunuz. Bu burada tamamen hani kişisel ilişkileriniz çok önemli. Ben de zaten hani yapı olarak böyle rahat, girişken, konuşkan biriyim. Hep satışla geçti hayatımız. Satış yapıyoruz. Onun için de hep insan ilişkileri iyi olması lazım. Emlak da aynı şekilde. Yani networking, bu ağı güzel kullanmak lazım. İnsan ilişkilerini kullanarak. Biliyorsun seninle gidiyoruz programlara, eventlere. Ha, evente çok bayıldığımızdan mı gidiyor? Halbuki bize alakası olmuyor olabilir. Bir tane evente gitmiştik hatırlıyorsan, korona daha böyle yeni patlamış her yerde şey. Biz seninle girdik. Bu Republican'ların olduğu bir eventti. O zaman bunlar hala şey, hani girdik içeri kimse de maske yok, herkes sarmaş dolaş, işte kokteyl falan. Sen demiştin ya, nereye geldik biz, hani burada Covid yok mu? Herkes birbirine sarılıyor. Sonra biraz dinledik, diyorlar işte yok Covid zaten hikaye, Covid diye bir şey yok, kandırmaca, hepsi Trump'ı indirmek için yapılan bir şey. Hani böyle yerlerde hani orada bulunmamız gerektiğinden mi ya da orada bulunmayı çok istediğimizden mi oradaydık? Değildik ama ne oldu? Orada hani kişilerle tanışıyoruz, kartımızı alıyoruz, veriyoruz. Yani güzel bir çevre oluyor. Sonra o çevreden başka işler yapıyoruz. Sen de şu an onlarla iş yapıyorsun. Ben de emlak işleri yapıyorum o kişilerle. Hani bu sadece bir örnek. Böyle her ortama girmek lazım. Golf oynuyoruz. Golf oynuyorum şimdi ben. Golfü çok bayıldığımdan mı oynuyorum? Gerçekten. Hani güzel bir spor da. Hani biz futbol hastasıyız biliyorsun. Yani hep futbol, futbol her şeyimiz. Futbol ama golfü de böyle çok sevdiğimizden, bayıldığımızdan oynamıyoruz. Neden? Oraya gidiyoruz. Orada da bir çevremiz var. Öyle ona göre çevre oluyor. Yani çevremizi sürekli geliştirmemiz lazım. Böyle programlara, eventlere katılmamız lazım. Bir de insan ilişkileri abi, birebir. Yani kimseye yanlış yapmazsan, hile hurda yapmazsan. Bir de bu portfolyo hani genişliyor. Bugün birini alıyorsun, yarın onun kardeşine av alıyorsun. Başka şehirden onun işte ailesi geliyor, onları alıyorsun. İkisi 3 sene sonra o evi satıyorlar, o evi satıyorsun. Sonra tekrar ev alıyorlar. Tamamen insan ilişkisine dayalı. Çevreyi iyi tutmak. İyi ilişkileri iyi tutmak yani. Evet. Bunu tabii. Şey diyeceğim, o çevreden edindiğim bir arkadaş vardı, emlakçı. O da herhalde bana bir 2000 dolar falan şu ana kadar kazandırmıştı yani o çevreyi kullanarak. Ya aldığım bir işten bahsediyorum. Hani çevre konusunu açtığın için. Tabii. Şimdi mesela o gün oraya başka bir yerde görsen, değil mi? Gitmezdin ya bu eventte, evet. Ne işin var dersin. Ama hani oraya gitmemiz, orada insanlarla tanışmamız, illa oraya gidip onlarla aynı düşünceleri paylaşmak zorunda değiliz. Ama ne oluyor? Daha biz de yeni bir şey öğreniyoruz. Farklı bir şey öğreniyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Kart alıyoruz, veriyoruz. Yani bu şekilde çevremizi geliştiriyoruz yani. En önemlisi o çevre. Şimdi Orlando ile alakalı başka bir soru var sana. Orlando'da en iyi yaşam kriterleri nedir? Neden Orlando? Geleceğim, fikir alacağım. Evet. Orlando, neden Orlando? Sen neden Miami değil? Sen şimdi Miami'yi seviyorsun burada. Ortam güzel. Hatunlar İspanyol'da. Daha çok İspanyol'da. Daha güzel hatunlar var şimdi Orlando'ya göre. O senin için. Ben evli olduğum için. Buraya yakalanmayalım. Evet. Sıkıntı olmasın. Neyse yani ben sizin için söylüyorum. Siz şimdi tutan... Evet arkadaş şimdi üstüne... Görüyorsunuz hani dikelim. Amerika'da... Evet. Hani gelince sonuçta burada güzel kızlar olsun diyorsunuz, partiler olsun, kolej partileri özellikle olsun. Hani böyle böyle bir hayaliniz var. O yüzden diyorum o hayale Miami daha yakın Orlando'dan. Evet. Hani neden Miami değil de Orlando'da yaşıyorsun? Neden Orlando? Aile yaşantısı daha uygun görüyorum. Yani aile için daha iyi. Daha çok gezeceğin yerler var. Çocuk büyütme, biliyorsun çocuklar için en güzel yer. Hani benim de 2,5 yaşında bir kızım var. Hani şimdi onunla Disney'e de götürdük. Şimdi hani hep böyle bir çevrede büyüyecek. Aile için daha uygun bir yer. Fiyatlar uygun genel olarak Miami'ye kıyasla. Yatırım için de en güzel yerlerden biri Orlando. Zaten hep üst sıralarda. 2 sene önce 2018'de yatırım yapılacak yerlerin en başında geliyordu Orlando. Büyüyen bir nüfusu var, artan nüfusu var. Çok gelişiyor. İnşaat sektörü de öyle.
Onun için Orlando. Daha önce tabii Oklahoma'da yaşıyorum. Onu bir sonraki, daha sonra ileriki sorularda şey yapabilirim, detaya girebilirim. Tabii daha önce Oklahoma'da yaşıyordum. Oklahoma'ya kıyasla Orlando çok daha güzel. Bir de İzmirliyiz. Böyle biraz denize yakın olman lazım. Havası böyle İzmir havası gibi. Güzel olması lazım. Onun için Orlando. Şimdi sana gelen üçüncü soru abi. Beni evlatlık almayı düşünür müsün? Üniversite 2. sınıf öğrencisiyim. 20 yıllık masraftan karınız olur diyor. Yetişmiş 20 yıllık eleman diyor. Evlatlık olarak abi, ikinci çocuk olarak. Estağfurullah ya. Ya böyle çok güldürüyor arkadaşlar gerçekten böyle bazı yorumlarıyla, sorularıyla. Sağ olsunlar, o herhalde kendilerine yakın bulduklarından böyle şey yapıyorlar, samimi bulduklarından. Tabii canım. Sağ olsunlar yani evlatlık almayı düşünür müyüz? Keşke, yani güzel bir espri olmuş. Diğer sorumuza geçiyoruz abi. Abi selamlar, Amerika'ya bir şekilde yerleştik diyelim. Annemizi babamızı nasıl getirebiliriz? Evet. Mesela sen anneni babanı nasıl getirdin? O istersen hikayeni anlat. Zaten hikayeni anlatacaksın bu videoda, bu soruda anlatabilirsin. Tamam. Şimdi anne baba nasıl gelir? Anne baba buraya vatandaş olunca gelir. En iyi, en kolay şekilde. Vatandaş olunca direkt onlara green card'a başvuruyorsunuz. Benim aileme yaptığım gibi. Onların da green card'ı onaylanıyor. Buraya öyle gelebiliyorlar. Benim ailem de 4 senedir buradalar. Yaklaşık ben vatandaş olduğumda hemen başvurdum onlara. Ki onlar buraya gelmişti. Normal turist olarak beni ziyarete. Geldiklerinde işlemleri burada başladık. Statü değişikliği, işte green card'ı. Geldiklerinden beri kaldılar. Green card'ı aldılar. Şimdi işte yine Türkiye'ye gidip geliyorlar istedikleri zaman. Şu an green card'ları var. Çalışabiliyorlar. İş yeri var biliyorsun. O şekilde devam. Yani vatandaş olunca en kolay şekilde anne babayı getirebiliriz. 1989 yılında, sen burada arkadan fon müziği falan da veriyorsun böyle. 89 yılının 30 Temmuz'unda İzmir'de doğdum. Karataş Hastanesi'nde doğdum. Şey yazıyorlar, doğduğun günden bugüne kadar abi yazar mısın? Evet, orada. İzmir'de doğdum, orada büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Hatay basın sitesi bölgesinde. Sonra son zamanlarda hani Karşıyaka'ya taşınmıştık ama yani ben İzmir Hataylıyım, basın siteliyim yani. Öyle görüyorum kendimi. Sonra ilkokulu AG Efendi İlkokulu'nda okudum. O da meşhur. Sonra liseyi Şehit Erkan Özcan Lisesi'nde okudum. Orada yakın. Şu an Anadolu Lisesi olmuş galiba. O zaman düz liseydi. Orada okudum. 3 sene okudum bir de liseyi. Ondan sonra Yaşar Üniversitesi'ne gittim. Yaşar Üniversitesi'nde de iletişim halkla ilişkiler okudum. Önce bir sene hazırlık, iletişim halkla ilişkiler. Oradan da açık öğretim, işletmeye geçtim. Tabii bu süreçte hep ben yine yurt dışına gidip geliyordum. İtalya'da Erasmus staj programına katıldım. Erasmus'ta staj yaptım. Milano Film Festivali'nde çalıştım orada. Bir de zaten kulağıma vardı. Yani. Erasmus'ta staj yaptım. İtalya'da. Zaten gidip geliyordum oraya sık olarak. O zaman kız arkadaşım vardı. Biliniyor bunu, saklayacak bir şey yok ya. 3 senelik bir kız arkadaşım vardı. O hem oraya gidiyordum hem işte çalışıyordum bir yandan. Staj yapıyordum. Derken İtalyancayı da orada çözdük. Sonra Türkiye'ye döndüm. 2010 yılı gibi buraya gelme kararı aldım. Şu anki eşimle tanıştım. Bu ilişki bitmişti. Ailesiyle böyle zaten bir aile dostluğumuz vardı. Uzaktan tanışıyorduk. Onlar Türkiye'ye geldiğinde şu anki eşimle tanıştım. Sonra kalktım buraya geldim. 2010 yılında kayınpeder zordur yani. Onu bildiğim için 2010'da kalktım geldim. Kayınpederle konuşmaya dedim. Böyle böyle niyetim ciddi. Sırf onu demek için geldim. Hani her şeyi tabii böyle kuralına göre yapalım. Baştan hani niyetimiz ciddi artık. Ben dedim geleceğim. Kızınla evleneceğim dedim. Böyle bir şaşırdılar. İlk kızları onların da. Tamam mı? Orada. Bir de tabii muhtemelen ilk tercihleri Türk değil, kayınpeder böyle hep Arap damat istiyormuş. Böyle biraz daha hani doktor olsun, mühendis olsun hep böyle bir düşüncesi varmış. Biliyordum öyle olduğunu. Geldim direkt niyetimiz ciddi, konuştuk. Biraz tabii hemen ilk yeşil ışık yanmadı. Ne olur ne biter işte derken ben geri geldim. Geri gelip bu sefer dedim ki hem burada okul okuyayım. Turist vizesiyle gelmiştim ya ziyarete. Geri geldim hem dedim okul okuyayım. F1 öğrenci vizesine çevireyim. Burada Amerika'da kalıp yapacağıma gideyim Türkiye'de konsolosluktan. Onu da kuralına göre yapayım. Dedim tamam. Biz hani niyetimizi belli ettik. Gideceğim, geleceğim. Hem bir yandan okul transfer edip hem yine okul okuyup
biraz öyle geçiniriz, birbirimizi daha iyi tanırız. Sonra işte söz nişan neyse yaparız diye düşünüyordum. Sonra Türkiye'ye gittim, vizeyi değiştirmeye. Vize vermediler. Olan vizemi de iptal ettiler konsoloslukta. Ya herhalde o gün o hanımefendinin ters bir zamanına, anına denk geldik. Kadın resmen bana dedi, sen dedi oraya kalmaya gideceksin dedi. Hiç inanmadım dediklerine dedi. Burada da okuyorsun dedi, burada da okumuşsun, niye orada da okuyacaksın dedi. Zaten turistsin falan derken, ya dedim zamanında çıkmışım, geri gelmişim. Hani her şeyi kuralına göre yapayım. Yok dedi, inanmıyorum, iptal dedi. Turist vizemi de iptal etti, öğrenci vizesi de vermedi. Tabii bu böyle bir şok oldu bize. Ya ne yapacak, gidiyorduk işte her şey, hayırlı iş, niyetimiz ciddi, gideceğiz derken kaldık Türkiye'de. O dönem işte medikal firmasında çalıştım Karabağlar'da. BTA Sağlık diye. Çok güzel bir firma, medikal firması. Onların işte pazarlamasına bakıyordum. Yurt dışında olan bağlantılarına bakıyordum. O süreçte ama bir yanda tabii aklımız burada. Yani görüşüyoruz, yazışıyoruz, ediyoruz. Nasıl olacak, nasıl edecek? Sonra ben tekrar buraya iş ziyareti olarak geldim. O firmayla, firmadaki patronumla, müdürle burada kongreye geldik. Kongreye gelirken beraber başvurduk. Ama hani onların da haberi vardı. Böyle ben Türkiye'ye gittim. Ben Amerika'ya tekrar gittiğimde hani orada kalacağım niyetimi de biliyorlardı. Sonra buraya kongreye geldik. Washington DC'ye. Aradan tabii bir seneden fazla geçti. Bu hemen tekrar da vizeye bir daha başvurunca sıkıntı oluyor. Niye geldin diye. Aradan biraz vakit geçti. Bu sefer gittiğimde konsolosluğa İyi birine denk geldik. Ya dedi, kusura bakmayın beyefendi dedi, niye sizin daha önce vizenizi iptal ettiler dedi. O kadar yani, tamam mı? Özür dilerim dedi, siz daha önce çok yurt dışına da çıkmışsınız, gelmişsiniz. Neden oldu anlamadım. Arkadaşımın adına sizden özür dilerim dedi. Verdi turist vizesi daha. Önemli değil dedim ben de tabii, ama içimde tabii fırtınalar kopuyor. Ya alamazsam, ya veremezsem. Sonra öyle nasip oldu, geldik. Geldiğimizde de kaldım. İşte biraz süreyi uzatalım dedim geldiğimde. Artık kayınpederle de konuştuk. Ya hani bu işi uzatmanın anlamı yok. Yapalım bak, niyetimiz ciddi bari. Hani şey yapalım derken öyle vize işlemlerimizi hallettik. Biraz uzattık. Uzattıktan sonra da resmi olarak evlendik. Resmi olarak evlenerek Amerika'da 4 ayda green card aldım. Bu da hani onu da soruyorlardı. Hani evlenerek green card alma. Gerçekten hani evlenerek green card alma en kolay yollardan biri. Tabii hani bizimki gerçek bir evlilik sonuçta. Hani her şey rahat gitti. Mülakata rahat gidiyorsun. Her şey işte fotoğraflar, işte faturalar, her neyse her şey götürüyorsun. Ama hani gerçek olmadan yapanlar da var. Onlar da alabiliyor. Biraz riskli olmasına rağmen. O da bir yol. Ya ben bu şekilde green card aldım. Green card'la kaldım. Geldiğimden beri ne işler yaptım diye onu da soruyorlar. İlk geldiğinde ne yaptın mesela? Adam mühendis, doktor, Türkiye'de çalışıyor, güzel paralar kazanıyor. Evet. Şimdi böyle insanlar ilk geldikleri zaman birazcık kompleks yapabiliyor. Ya ben diyor bulaşık mı yıkayacağım ilk geldiğimde, komi mi olacağım diyor. Evet. Ya da molda işte telefon mu satacağım diyor, telefon tamiri mi yapacağım diyor. Evet. Hani bunu diyebiliyorlar. Evet. Sen geldiğinde nasıldın, durumun nasıldı, buraya ne kadar dolarla geldin onu da söyleyeyim çünkü Green Card'la gelen arkadaşlar ya da turist vizesiyle, öğrenci vizesiyle gelen arkadaşlar burada kalmayı düşünüyordur illaki. Geldikleri zaman ne kadar parayla gelsinler? Şimdi buraya gelirken biraz yani kendimizi sıfırlamak lazım şey olarak, tamam mı? Hani Türkiye'de tamam iyi bir işin vardı, benim de vardı. Hani bir düzeni oturtmaya çalışıyordun ama buraya gelince hani sıfırdan da başlıyorsan, eğer böyle bir yatırım yapacak miktar bir parayla gelip direkt işini kurup her şeyin düzenine, her şeyi düzene sokmadan geliyorsan her işi yapmayı göze alman lazım yani. Ancak bir şekilde bir yerlere, o şekilde bir yerlere gelebiliyorsun. Biz de öyle yaptık. İşte mallarda atkı sattık. Hani oyuncak sattık dönem dönem. İşte sezonluk ne varsa. Hep alışveriş merkezlerinde çalıştım. Saati 8 dolardan başladım ilk. Haftada 72 saat çalışıyordum. Yani mall ne kadar açıksa o kadar çalışıyordum. Hiç izin almadan ilk geldiğim aylar. Üst üste ki hani biraz para biriktirdim. Ben de öyle hani çok bir parayla gelmedim. 2-3 bin dolarla gelmişimdir en fazla. Ki geldiğimde hemen çalışayım. Evet, geldiğimde hemen çalışayım. Tabii hemen çalışayım dedim geldiğinde. Hani bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Tabii ki turist olarak geliyorsun.
kaçak olarak çalışman lazım. İlk başlarda kaçak olarak da çalıştık. Nasıl artık vatandaşız, rahat rahat konuşabiliriz ya. O yönden soruyor. Evet, geldiğimizde kaçak olarak cash, nakit çalıştık mecburen. Bir çalışma iznimiz yoktu. Ama tabii ne iş olursa yaparız dedik. Telefon tamirciliği yaptık. O zaman iPhone 4'ler vardı, iPhone 4'ler, 5'ler. Onları tamir ediyordum. Biraz ondan da anlarım. Yani o an ne varsa yapmamız gereken yaptık ki hani bir şeyler yapabilelim, para biriktirebilelim. Evleniyoruz, hani evleneceğiz, kira var, şey var. Hani hepsini göze alarak full time çalıştık. Tabii ki sıkıldık. Yani zor zaman geçirdik. İlk geldiğimizde araba yoktu işte. Çalıştık, arabamızı aldık. İşte kirada stüdyo, bir daire tuttuk. Kirada oturduk. Hani zorluklar geçti. Haftada 72 saat diyorsun. Hani günde 11 saat çalışıyorsun. Çok yorucu. Psikolojin bozuluyor, yoruluyorsun ama hep sabır, sabır, sabır. Ya en büyük şey o. Gelip burada kendini sıfırlayıp, aşağılardan başlayıp, sabredip devam edeceğiz yani. Önemli olan o. Sonunda da güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Burada iyi çalıştıktan sonra karşılığını alabiliyorsun. Şimdi tekrar bir yeni bir soru. Aslında bu soruyu sen cevapladın. Abi süper ikilisiniz bu arada. İkimiz nasıl gidiyor böyle videolar, beğeniyor musunuz? Bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Çünkü daha çok video çekmek istiyoruz. Özellikle emlak alanında. Hani milyonluk evleri gösterme anlamında. Abi süper ikilisiniz, biraz sen nasıl gittin falan, onlardan bahseder misin? Ki zaten bahsettin. Evet. Bu soruyu geçiyoruz. Abi orada personal trainer tutmak ne kadara geliyor? Aylık, teşekkür ederim. Bizim personal trainer'la aramız şu an iyi değil. Bozuldu ama biz danaya girer gibi. Yani biz danaya girer gibi 3 kişi PT ile çalışıyorduk. Aynı zamana denk getiriyorduk vesaire. Neyse abi, bunu senden oluyordu. Evet, uygun olduğundan dolayı aslında. Sen fiyatları daha iyi biliyorsun, söyle istersen. Ya yine ayda hani 500 dolara falan geliyordu. Haftada 3 gün elemanla çalışıyorduk biliyorsun. Aşağı yukarı o civara denk geliyordu. Hani fiyatı uygundu eleman. Normalde burada bizim gittiğimiz salonda yarım saati 60 dolar şeyin, trainingin. Hani biz bir saatini alıyorduk. Tabii bize daha ucuza geliyordu yani, 30 dolarlara geliyordu. Baktık arkadaş, biz motive etmeye çalışıyoruz. Artık hani motive, ya diyoruz sen bizi motive edeceğine biz seni motive ediyoruz. Biraz performans düşüklüğü vardı. Öyle olunca biz de onu bıraktık. Şu an online, ben online alıyorum şeyden. Emir'in Albay'dan, Emir, evet. Emir Hoca'dan, Mutasyon Emir'e Akademi. Emir'e selam, bu arada videolarımı izliyormuş. Evet. Kendisiyle birebir tanışamadık ama çağrı vesilesiyle evet. Selam söylemiş olalım burada. Evet, buradan selam olsun. Gerçekten çok ilgileniyor. Ben böyle online hiç aklıma hani yatmazdı, böyle online uzaktan nasıl olacak diye. Çok güzel bir ekibi var. Birebir takip ediyor. Yediğim yemekleri gönderiyorum. İşte program veriyor, çalışma programı. Onu uyguluyoruz. 2 hafta oldu işte. Bugün 15. gün. Şu ana kadar iyi gidiyor. Sonuçlar iyi. Vücut yağ oranımız düşüyor. Biz de biliyorsun bir ay iyi yapıyoruz. Hayır, sen de öyle. Ben de ya var ya yok. Ya var ya yok. Ya tam yapıyorum ya hiç yapmıyorum. Evet. Şu an tam yaptığım dönemdeyim. Onun da motivasyonuyla iyi gidiyor sağ olsun. Abi aylık range'e ne kadar benzin alıyorsun toplam? Aylık işte şey de söylersin. Range'e ne kadar ödeme yaptığını da söylersin bu arada. Evet, ben range'e aylık 800 dolar ödüyorum taksidini. Benzin ne kadar gidiyordur? Deposu 60 dolara dolu. 60-65 dolar arası doluyor. Her hafta bir kere alıyorum işte. Ayda da 250 dolar da benzine gidiyor. İnsurance'ı ne kadar? İnsurance'ı ne kadar? O da İnsurance'da sigorta bu arada. Sigortası da şimdi hani toplu olduğu için herhalde 200 dolar, 150-200 dolar civarıdır. Yani. Gayet güzel. Ya çok soruyorlar, abi kaç santim diye boyun. Gerçekten 180 santim boyum arkadaşlar, 1.80'im. Ya bu kadar mı sorulur? Çok soran var. Senin 187 santim değil mi? 1.80'sin. Ben 1.87. 1.87. Ben 1.80'im. Yani Okan'ın yanında ne kadar olursan ol, tabii ki ufak kalıyorsun. Uzun boylu bir kardeşimiz. O kadar da değil, 1.87. O Amerika'da ortalama bir boy yani. Bizim Türklerin biraz genetiklerinde biraz daha küçük olduğu için 1.87 Türkiye'de uzun gözüküyorum ama burada hiç kimseden sen uzunsun lafını duymadım arkadaşlar. Türkiye'de akraba ziyaretine ne zaman gitsek, o oğlan ne kadar uzunmuş, basketçi mi, voleybolcu mu, alakamız yok yani ama bunları çok duyuyordum Türkiye'de. Burada ortalama hiç kimseden duymadım. 2 sene oldu, 2 seneyi geçti neredeyse. Evet. Hiç kimseden duymadım. Kiloyu da soruyorlar. Kilo 75. Genelde 75-77. Bizim diyet durumuna göre 1.80 boyum, 75'te kilom o civarda yani. Evet, şimdi de son sorumuzu ben sorayım. Bu soru da çok fazla soruluyormuş. Abi Amerika'da emlakçı nasıl olunuyor? Nasıl olunuyor? Lisansı alıyorsunuz. Lisansta zorunlu 63 saat kursa gitmen gerekiyor.
Bunu online da alabiliyorsun. Normal sınıfta da alabiliyorsun. Ben normal in person sınıfta almıştım. Gidip daha etkili olmuş öyle. Hani çalışıp bir kere de geçtim. Bende de bu arada hani 5-6 senedir falan lisans var. Son böyle bir senedir daha aktif yapıyorum. Ama Oklahoma'da almıştım ilk lisansı. Sonra burada onu transfer ettirdik. Burada da ufak bir sınava girdik. Ama 63 saat zorunlu dersi var. 18 yaşında olmanız gerekiyor. Bir de minimum lise diplomanız olması gerekiyor emlakçı olabilmek için. Emlakçılar ne kadar kazanıyor diye ortalama şeyi var. Florida'da baktım ortalaması 58 bin dolarmış, 60 bin dolarmış. Tabii ne kadar çevreniz iyiyse, ne kadar pahalı ev satarsanız, alırsanız o kadar da komisyonunuz artıyor. Dediğim gibi %3, genelde %6 iki tarafa da. Bir tarafı temsil ederseniz %3 komisyonla. Güzel para. Yani güzel paralar kazanabilirsiniz. Çevre önemli yani. Sorularımızı yavaş yavaş bitirdik. Akşam da zaten Nusret'e gideceğiz. Sizlere Nusret'i göstereceğiz. Oraya gittiğimizde görüşürüz diyorum. Biz şimdi Miami'deki yaşantımıza devam ediyoruz. Ben Nusret'e en son 3 sene önce gitmiştim. O zaman İstanbul'daydı, Etiler'deydi yeri. O zaman da çok sevmiştim. Gerçekten çok güzel etki yapıyordu. Şimdi de Charlie ile geldik buraya. O zaten buraya geliyordu. Sürekli gel gel beraber gidelim diyordu. Şimdi Miami'ye gelmişken dedik Nusret'e uğrayalım. Bakın Nusret'i görebileceğiz mi? Zannetmiyorum. Çok fazla şubesi var. Gerek Amerika'da gerek de dünya çapında. Burada görürsek bir fotoğraf çekilmek isterim kendisiyle. Kendisini ben başarılı olarak görüyorum. Bu arada arabayı buraya park ettik. Vale parasını belki merak ediyorsunuzdur. Sonuçta sizlere yediğimiz içtiğimiz şeylerin parasını göstereceğiz. O yüzden söylüyorum. Vale'ye 40 dolar verdik. İçeride de herhalde bir 250-200 falan tutacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani minimum. Yani minimum 200. Allah'tan diyetteyiz. Allah'tan diyetteyiz diyor Charlie. Bakalım. Ama kaliteli yemek sonuçta. Tabii alan çok daha farklı burada. Hani yediğiniz normal öğüne göre burası biraz fine dining olarak geçiyor değil mi sonuçta? O yüzden kaliteli yemek yiyorsunuz. Neyse biz içeri girelim. Yemeklerimizi söyleyeceğiz. Yemeklerimizi sizlere göstereceğiz ve hesabı da göstereceğiz. Hadi bakalım. Bu arada mekanlara girerken maske takılıyor hala. Türkiye'de nasılsa burada da o şekilde devam ediyor. Seç beğen al yapıyoruz burada. Kendi etini kendin seçiyorsun. Burada display'de. Biz böyle güzel bir Ottoman steak alacağız. Osmanlı usulü Ottoman steak. Onu alacağız. Beef carpaccio alacağız. Salata. Önden. Çok zengin bir menü var. Hepsini isimlendirmiş. Ottoman Steak, İstanbul Steak, Nusret Special gibi böyle altın kaplama da var. Diyetteyiz. Diyetin 15. günündeyiz. Bugün bozacağız artık. Buraya gelmişiz. Bir kerelik cheat day, cheat meal yaparız. Hareketi yapmazsak olmaz Nusret'te. Hemen tuzumu alıyorum. Şöyle değil mi? Güzel gözüküyor. Öyle mi? Öyle. Tuz yok oğlum, tuz geldi. Hesabımız geldi. Şöyle göstereyim. Net mi? Evet, şu anda. Hesap 346 dolar. Yediğimiz içtiğimiz her şey görmüş olduğunuz gibi. İki kişi için gerçekten güzel yemek yedik. Tatlımızı da yedik. Çayımızı da içtik. Sağ olsun çaydan bir ücret kesmediler bizi sevdikleri için. Güzellik yaptılar bize. Teşekkür ediyoruz buradan. İki kişi için güzel bir et yedik ve bence fiyat normaldi. Amerika klasmanının tabii biraz üstünde ama yediğiniz et kalitesi çok daha yüksek. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Nusret'e gelirseniz Miami'de Özkan abimizi görün. Şefimiz süperdir. Bakın şuraya, işte manzaraya. Her zaman ilgi, alaka, servis top notch. Değil mi? Teşekkür süper. Ederiz. Her zaman teşekkür bekleriz. Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Özkan abi gelin görün. Kendisi Hataylıdır. Et yemeyi de çok sever. Eti de çok sever. Hastasıyız. Evet. Bir sadece berberliğini sergiliyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Evet, süper. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, girişte benim düşüncelerimi duymuştunuz. Şimdi de Çağrı'nın düşüncelerini alalım. Yemek nasıldı abi? Yemek mükemmel, her zamanki gibi. Artık bir dünya markası olmuş zaten Nusret. Yani bunu kimse inkar edemez. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bir tek o cappuccino deyişi adamı uyuz ediyor. O cappuccino diyor ya, o... Yani gerçekten...
Ama işte reklam yani. Süper, harika. Kalite sen de güzel. Bakayım cappuccino. Yok ya, denmez. Gözünü seveyim. Ya bu kadar yani itici bir cappuccino denmez ya. Gerçekten. Bilmeyen varsa baksın. Onlar da nefret etsin. Baklava nasıldı? Ya baklava mükemmel. Zaten azıcık yiyebildik. Diyetteyiz. Diyetin 15. gününde böyle bir kendimize bir cheat meal yaptık. Ama çok güzel, harika. Baklava Antep'te yemedim ama hani yiyenler böyle anlatıyordu. Herhalde o ayarlardadır, ona yakındır, öyle diyeyim. Mükemmel baklava. Et zaten tartışmasız Wagyu eti. Böyle özel yetiştirilmiş hayvanlardan yapıyorlar. Mükemmel, mükemmel. Her şey mükemmel. Tebrik ediyoruz gerçekten Nusret Bey'i. Dünya markası oldu. Başarılarının devamını diliyoruz. Covid'den dolayı burada gece sokağa çıkma yasağı var. Her yer kapanıyormuş 12'de. Ama ona rağmen açık, bir ara kapatmışlar. İşte Özkan abi dedi, şefimiz, tekrardan açtılar, dava açmışlar işte biznesin açılması için. Şu an açık. Yarın ne olur bilemeyiz. Ama Covid'de de gelmiş, yemiş olduk. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi Orlando'ya doğru gidiyoruz. Önümüzde 4 saatlik bir yol var. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir şey demek ister misin abi? Teşekkür ederiz. Öyle soru cevap. Biz bize muhabbet ederken öyle video çektik. Umarım sorulara cevap vermiş olmuşuzdur. Daha da sorunuz varsa yazarsınız zaten. Instagram'dan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.